Selamlar. Yeni bir yayında yine karşınızdayız. Yine Türkiye'de, dünyada ne olup ne bittiğini yorumlayacağız. Zaten biliyorsunuz ne olup bittiğini de biraz farklı bir açıdan ele alacağız. Bu yayını YouTube stüdyomuzdan yapıyoruz. YouTube stüdyomuzdan karşınızdayım ve burada olan biteni anlatacağız. İlk durağımız New York. Normal şartlarda biliyorsunuz genelde ben bu tarihlerde New York'ta, Birleşmiş Milletler'de oluyordum ve de Türkiye'den gelen gazetecilerle heyete bakıyorduk ve her seferinde de ee, Türkler büyük bir New York çıkartması yapıyordu. Her yıl yapılıyordu ancak bu yılki gibisini ben görmedim. Çünkü iki uçak gitmiş anladığımız kadarıyla. Nereden anlıyoruz? Fatih Çekirge Hürriyet Gazetesi'nde yazmış. Ben diyor ikinci uçaktaydım diyor. Ee, ve de iki uçak dolusu insan New York'a gittiler ve Türk Evi'nin açılışını yaptılar. Türk Evi 2 milyon dolara sanırım satın alınan Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında olan bir bina çok hızlı yapıldı. New York'ta zaten inşaatlar çok hızlı yapılıyor. 24 saat inşaat yapılan bir yerden bahsediyoruz. Nereden biliyorum? Çünkü New York'ta oturuyoruz. Chelsea'de yaşıyoruz. Yan tarafta inşaat başladı. Dedim ki arkadaşıma Selman'a. Selman kardeşim dedim. Ya ben bunları şikayet edeceğim. 24 saat şey mi olur kardeşim dedim. Dedi ki New York'ta 24 saat çalışma izni var dedi. Binalar bu yüzden çok hızlı yapılıyor dedi. Bu da gerçekten 2 yıla temeli atıldı. 3 yıla, 2 yıla, 3 yıla bitirildi. İşte bizim konsolosluk buraya taşındı. Feridun Sinirlioğlu'nun ofisi buraya taşınmış. Birleşmiş Milletler daimi temsilcimizin. Aynı zamanda bir kültür şeyi olacak. Aynı zamanda bir rezidans da olacak mı emin değilim. Ne olduğunu bilmiyorum daha gidip bakacağım. Ay sonunda New York'a gidiyorum. Özel bir gece için. Türkiye'de ilgilen, ilgilendiren özel bir gece için. O sırada Türk evine de gidip bakmayı düşünüyorum. Eski hali çok köhneydi. Şimdiki hali çok daha modern gözüküyor. Yani tabii ki önemli bir şey ama çok da New York'u fethettik tarzında da çok da büyük önemli şey yapan bir şey değil yani parayı verdiğiniz zaman New York'ta her yere bina dikebilirsiniz ama bu binanın yeri güzel yani tam Birleşmiş Milletlerin karşısında daha da yüksek olabilirdi biraz küçük yapmışlar gibi geldi bana. Tabii anlamakta zorlandığım Ali Erbaş'ın ne işi var? Cumhurbaşkanı gidiyor, açılış yapıyor tamam gazeteciler de gidiş, gidiyor bakıyorlar İş insanları da gidiyor yani. Türk evinin açılışını niyet Diyanet İşleri Başkanı yapıyor? O kısmını anlamış değilim yani. Diyanet İşleri Başkanı zaten yakında Cumhurbaşkanlığı külliyesine taşınabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı nerede? Sayın Erbaş orada. Artık böyle yeni bir düzen var. Hayırlı uğurlu olsun. Dört yıl önce ben oradayken şeyi atılmıştı. Ve de dualarla açıldı. tabii farklı şeyler konuşuluyor. Efendim Turizm Bakanı Mehmet Bey ile Maliye Bakanı Sayınmuş Central Park'ta yürümüşler. O haber olmuş. E, yürüsünler abi ne var bunda niye haber oluyor ona e, o kısmını anlamadım. Central Park'ta yürüdüler. E, güzel işte temiz hava, güneş ne kadar da güzel şu anda New York'un en güzel zamanı. Bir de tabii aşı uygulamaları acayip iyi uygulanıyor. Mesela Brezilya devlet başkanı pizzacıya almamışlar New York'a gitmiş. Şimdi bu tarihte bütün devlet başkanları geliyorlar Birleşmiş Milletler'e. İlk açılışı da geleneksel olarak Brezilya yapıyor devlet başkanı. Bugün mü konuşacak, yarın mı konuşacak, ne zaman konuşacak bilmiyorum. Ee, ve de Cumhurbaşkanı da bakalım. Normalde genelde 6. 7. sırada konuşuyordu. Bu yıl ne zaman konuşacak onu da bilmiyoruz. Kim gitmiş tam olarak şey yapamadım. Mesela hangi gazeteciler gitmiş onları bilmiyoruz. Yani şimdi gazetecilerin çoğu da haber yapmadığı için göremiyoruz da yani. Normal şartlarda oraya gidince gazeteciler görürsün değil mi? Yani gazeteci niye gider? Haber yapmak için gider. Facebook'ta canlı yayında değil miyiz Mertem? Bir bakar mısın? Benim, ben giremiyorum yayına. Ee, şimdi burada ki gazetecilerse bir tek dönüşte haber yapıyorlar. Bir pek çoğu hepsi için Söyle mesela Fatih Çekirgen'in bugün izlenimini okuduk. Başka var mı bugün izlenim geçen? Ben takip edemedim. Bakayım şöyle. Gireyim bir gazeteoku.com'a var mı? Pek de yok gibi yani şu anda. Ha bak Hilal Kaplan her zamanki gibi o da Cumhurbaşkanı'nın uçağında baş köşede yerini almış. Haberini yazmış. Biliyorsunuz en son e gittiğimizde geçen yıl mı ondan önceki yıl mı? Hilal Kaplan'la biraz gerilmiştik. Ne o gazeteciler hakkında atıp tutuyorsun yüzüme söyle demişti gelip masaya. Söyleyeyim tabii ne var demiştim ben de. Twitter'dan atıp tutuyoruz sanki dedikodu mu yapıyoruz dedim yani koridorda. Kendisine de söyledim. Türk evi diye adlandırılmış. Türk evinin açılışında bir de poz vermiş gayet şey. Başka var mı? Emin değilim. Tam listeyi bulamadım yani. Peki Facebook'tan da yayındaymışız. Ben yapamamışım. Girdim şu anda yayını. Oradan da yorumlarınıza bakıyorum arkadaşlar. Ne yazıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye takip ediyorum. Şimdi bir yandan New York'taki bu Türk evinin açılışı konuşuluyor. Diğer yandan da bununla bir paralellik kuruluyor. Şu anda yurtlarda, Türkiye'deki yurtlarda yer bulamayan öğrencilerden bir grubu 9-10 kişilik bir grup İstanbul'da bir eylem başlattı. Barınamıyoruz diye parkta yatmaya başladılar. Önce karşıdaydılar. Dün gece Beşiktaş Şairler Parkı'na gelmişler. Ee, hatta Ankara'da da bazı yerlerde çadırlar kurulmuş. Gözaltılar yaşanmış. Ve de barınamıyoruz hareketini başlatmışlar. Yer bulamıyoruz diye. CHP'den Sayın Tanal da öğrencilere destek vermek için yanlarında. Şimdi ben tabii yani benim oğlan daha çok küçük olduğu için tam olarak kavrayamıyorum. Yani gerçekten böyle bir mesele var mı yok mu diye ama ekip çok genç. Şimdi Oğuzhan'a sordum. Oğuzhan nedir? Gerçekten var mı böyle bir hani e, durum yoksa yani çok küçük bir grubun hareketini mi görüyoruz? Diyor ki yok var diyor yani. Memleketi Aydın'dan yeğeni gelecekmiş. Gelememiş. Niye? Bir yurtlarda yer yok. İki daha da önemlisi özel yurt var ama geçen yılın 3 katı zaten diyor ev için diyor yeni gelen bir öğrencinin ev tutması imkansız çünkü arkadaşı yok burada kimseyi tanımıyor nereden bulacak ciddi bir barınma sorunu var öğrenciler için dün bir çağrıda bulunmuştum ya ey belediyeler ya da ey hani valiler daha STK'lar gelin şu çözüm bir şey için bir adım atalım yani bunun için bir çözüm geliştirelim ama tıs hiç kimseden Hiçbir şey gelmedi. Ee, şu ana kadar bir şey duymadık. Herhangi bir belediyeden bir sanırım Mamak'ta e, Mansur Başkan bir şey yapıyormuş diye bir iki yorum okudum ama onu da haberde görmedim. Bize de ulaşan olmadı herhalde. Ve de öyle bakıyoruz. Bakın ben bir kez daha tekrar ediyorum. Atatürk Havalimanı'nda e, korona için hastane yapmıştık. O hastaneyi gelin eğer kullanmıyorsak öyle duracağına yurtlara çevirelim. Yani şu öğrencilere barınma imkanı sunalım. Diyeceksiniz ki ya hepsini çözmez ya. Tamam 3000 tanesini çözer. Ne olacak az mı yani? 3000 tanesini 5000 tanesini çözer. Herkes tek başına tek kişilik oda istemiyor ki. Yani 2 kişilik odada kalır, 4 kişilik odada da kalır. Ee, bak herkes çaresizlikten diyor ki Haluk Levent başkan çözsün bari bu işi diyor. Bilmiyorum Haluk Levent'e mi kalacak yani? Şahan Gökbakar yetiş. Şahan yırtıp gelecek yakında Ş, şey, Ş şey harfiyle. Şahan geldi yangınlardan sonra şimdi yurt meselesini çözmeye geldi. Şahan gelecek dertler bitecek mi diyeceğiz yani böyle mi olacak? Peki belediye başkanları ne yapacak? Valiler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacak? Hiç oraya girmiyorum ama bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Yok mu bir çözüm üretecek ya? Hiç mi kimse yok? Ey Fatma Şahin, Gaziantep sesimi duyuyor musun? Mansur Başkan sesim oraya geliyor mu? Sayın İmamoğlu yani hadi abi bu da taksiciler meselesi değil ki hani kitlendi kaldı. Bunda da çözüm üretemeyeceksek ne olacak yani bu kadar genci yatıramayacaksak yer bulamayacaksak. Ee, bir arkadaşım bir şey soruyor da yayındayım yazacağım dedim yani şeyde. Yeni projeler olduğunu söylemiş Ekrem İmamoğlu. Üç öğrenci yurdunun açılışını yapmış geçtiğimiz günlerde. Merve söylüyor. Hadi abi yani okullar açılıyor. Bak insanlar artık bu iş yayılıyor. Farkında değil yani bu anda. AK Parti diyor ki Aa, zaten gözünüze dizinize dursun dedi. Erdoğan gitti yani verdiğimiz parayı. Şimdi iş başka bir yere doğru gidiyor. Ankara'da gözaltı yapılmış zaten. Dün söylemeyi unuttum. ODTÜ'de çocuklar pankart açmış gözaltına almışlar. Abi yapmayın Allah aşkına ya. Kuzey Kore'de miyiz ya? Bırak açsın üniversite mezunu yürüsün ne olacak yani. Pankart açmakla aşınmaz yollar şeyler yani. Herkesi gözaltına almayın işte. Bak dün yine çocuklar yurdumuz yerimiz yok kalacak parkta kalıyoruz diye eylem yapıyorlar. Alıp gözaltına almışlar. Herhalde iyi niyetle almışlar. Çocuklar sizi parkta yatırmayalım. Gelin şubede yatıralım demişler. Polisler götürmüşler yani. <laughs> ne bileyim ağlanacak halimize gülüyoruz. Şimdi bak acayip bir yurt fırsatçılığı var. Yani en düşük yurt ücreti 250 liraymış İstanbul'da. Yatak sayısına göre 4000 liraya kadar çıkıyormuş. 6 kişilikten 1 kişiliğe kadar yurtlar varmış. Ve de yıllık 13 bin liradan başlıyormuş daha önce tek kişilik oda fiyatları şimdi bu fiyat 25 bin liranın üzerine çıkmış. İki kişilikler 12 bin lirayken 22 bin lira olmuş. Yani vay anasını sayın seyirciler dün Numan Kurtulmuş şey diyordu. Ya bu Z kuşağı damma abartıyorlar. Bakalım bu Z kuşağı ne yapacak AK Parti'ye bu kalamıyor yer yok bilmem ne yok derken. Yani. Z kuşağı damma abarttılar ya falan diyor diyor Numan Kurtulmuş yani şimdi burada acayip bir fırsatçılık var yani fırsatçılık var derken hani abi hani tefe tüfe yani en fazla yüzde yirmi deniyor. 12 bin lira 22 bin lira yani hani yüzde seksen öbürü 12 bin lira 20 on bin lira 25 bin lira yani yüzde yüzden de fazla yüzde yani hani şey artışı. 6 kişilik oda için 1500 liradan başlıyormuş. Depozito ücreti için tek kişilik odalar 2500 liraya kadar yükseliyormuş. 2019'da %15.18 olan enflasyon 2020'de 12.28 seviyesi 21'de ise 19.25 deniyor. Hadi biz yuvarlayalım %20 olsun. Tamam TÜİK Türk halkını düşüne. Hadi %30 olsun. Hadi %40 diyelim. %90 zam nedir ya? Buna kimse dur demeyecek mi? Şu özel ok özel şeyleri denetleyecek kimse yok mu? Kim denetliyor bunu? Kenan git sen denetle. Bu da bize kaldı. Hay Allah'ım ya. Böyle bakıyoruz herkes. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslenmiş. Demiş ki sarayını yurt yapmayı da düşüneceğim demiş. İktidara gelince. 650 lira dediğin şey günlük 22 liraya denk geliyor. Elinize dizinize dursun diyorsun ya. Kime diye diyor. Ülkenin evlatlarını diyor demiş. Üstelik demiş. Geç sonraki aktivite. Hiç yüzü de gülmüyor demiş. Azarlar gibi konuşuyor demiş. Bence de tarihsiz bir açıklamaydı. Yani ciddi burada yükselen bir şey var. Ve de e, bunlara pek aynı ciddiyette yaklaşılmadığını görüyorum. Yani Şimdi düşünsene abi çocuk hangi bölümü kazanmıştı? Ee, radyo, televizyon. radyo televizyon bölümünü kazanmış. Gelemiyor. Niye? Yer yok. Yurt yok. Durum bu kadar vahim ya benim anladığım kadarıyla. Cüneyt Arkın bile isyan etmiş. Saraylar yapıyoruz, gençlerimize neden yurt yapmıyoruz demiş. Gençlerimizi ne yapıp edip belli bir düzeye kavuşturmamız lazım. Ya burs alıyor, borçlanıyor, çıkar çıkmaz iş bulmadan borcunu öde diye bastırıyoruz çocuğa. Üniversiteye gelecek yurt meselesi yatacak yeri yok. Üniversitedeyken ben de yaşadım bu sorunu. Kaç yıl oldu hala bir şey değişmemiş. İki tane yurt yapmak, saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz demiş. Muhabir de bakmış iş zıvanadan çıkıyor konuyu değiştirmiş. Şimdiki sanat dünyasını nasıl buluyorsunuz <laughs> diye sormuş. O da demiş ki boş ver ya demiş şimdi bunu konuşuyoruz ne sanat dünyası. <gülüyor> <gülüyor> Cüneyt Arkın ya. Cüneyt Arkın bile isyanda. Tunca Özkan da Erdoğan'ın Amerika'daki konvoyunun görüntülerini paylaşmış. Demiş ki yurtta su, cihanda su sözünü atıf yaparak Erdoğan'ın Amerika konvoyu yurtta israf, cihanda israf diye. Uzun bir konvoyuş şey yapmış. Yani tamam ben hani ben böyle bir şey deyince gazeteci meslektaşlarım anlıyor. Gazeteciler yine görev için gidiyor. Hadi Ali Erbaş da koyalım ama ama abi bu nedir ya? Yani kaç kişi gidiyor? Niye gidiyor yani? Hadi Türkiye tamam yani Türkiye'de her konuyu çözdük. Güllük gülistanlık şahane bir ülkemiz var. Dur bir de şurada New York'a bir çıkartma yapalım. Bir güzel bir şey yapalım dersen Eyvallah ya da Türkiye'yi böyle görüyorsan böyle konvoyla gidersin. Bu kadar kalabalıkla iki uçak dolusu insanla gidersin ama Neyse geçen gün Ahmet Altan diyor ki Silivri soğuktur diyorlar. Silivri soğuk değil. Kaloriferleri yanıyor, sıcaktır diyor. <laughs> Neyse ya, rahatladım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Ben anlamıyorum. Şimdi bir tane belediye düşün. İstanbul'a ben şimdi şuradan pencereden bakıyorum. Bomonti Business Center'dayız. Bina 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 Her yer bina, göz alabildiğine bina. Yeşil alanlar var bakıyorum mezarlıklar. Mezarlıklar yeşil kalmış. Ölünce yeşile kavuşuyorsun İstanbul'da böyle güzel bir yanı var. Şimdi Üsküdar'da da Velide Bağd Korusu diye bir koru var anladığım kadarıyla. Burası da şahane bir yer. İnsanlar yürüyüş yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Fakat Üsküdar Belediyesi Niyeyse buraya moloz dökmek istiyor. Şimdi normal şartlarda ben bu haberi okudum da anlamıyorum. Vallahi ben Velide, Velideba korusuna gitmedim. Üsküdar'a gittim geçen gün bir cenaze vardı da. Şimdi belediyenin bunun tam tersini yapması gerekmiyor mu? Yani bir belediye böyle bir or, bir betol ormanı gibi bir yerde böylesine güzel bir koru olduğu zaman bunu koruması gerekmiyor mu? Yok abi burada halk koruyor. Belediye adamlarıyla gelmiş. Biraz da dövüyorlar insanları orada. Yaşlı başlı insanlar var. Ve de moloz döküyorlar oraya. Bak şu adamlar böyle belip Kim bu adamlar bilmiyoruz. Sivil adamlar böyle set geliyorlar orada moloz dökülsün diye. Ormanın içine moloz döküyorlar. Gerçekten aklım almıyor. Ya ben, ben, ben yani tamam şaşırma hissini aldım ama yine de yani anımsıyor muyum acaba? Eskiden Cüneyt bazı şeylere şaşırdı. Normal şartlarda belediyenin gelip Durun ulan. Siz bu yeşilliğin içine niye moloz döküyorsunuz? Kardeşim demesi gerekmiyor mu? Demiyor. Belediye geliyor. Ya yani bu haber ben ben bu haberin doğru olduğuna inanmıyorum. Yani aklım almıyor çünkü gerçekten. Üsküdar Belediyesi sit alanında bir yer açmaya çalışıyor şu yeşil alanda ve buraya gelip moloz döküyor. Bak halk da direniyor. <laughs> ya vallahi aklım almıyor ya. Yani akıl alır gibi bir şey değil. Belediye araçlarıyla gelip orayı şey yapıyorlar. Yani bunu hangi güdüyle yapıyorlar acaba? Durulan şuradan bir rant çıkartalım, buraya da bina dikelim, buraya da bir yandaş müteahhite verelim falan diye mi yapıyorlar? Ya da ya biz bu yeşilin içine edelim kardeşim. Ne mi ne yeşili? Yemişim yeşili mi diyorlar? Yani bunun arkasındaki motivasyonu da anlamakta zorlanıyorum. Şimdi bak biraz önce Turizm Bakanı'yla Maliye Bakanı'nı göster. Central Park'ta yürüyüş yapıyorlar değil mi? Yani Turizm Bakanımız Central Park'ta yürüyüş yapabiliyor New York'un ortasında. Ama mesela aynı yürüyüşü Üsküdar'da yapmak istese AK Partili belediye diyor ki yo biz oraya moloz dökeceğiz. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Hay Allah'ım ya. Vallahi aklım almıyor ya. Bilmiyorum. Bir başka şey. Şimdi Paramount Hotel ile ilgili konuşuyoruz değil mi? Biliyorsunuz tarihin en en hani neyse o kelimeyi kullanmayayım ama en e, turizm şey en e, tarım ve orman bakanı var. Türkiye'de bir tane tarım ve orman bakanı var. En son ormanlar yandığında seyreden hani ya işte uçaklar bilmem neydi Türk Hava Kurumu uçakları zıttı bıttı bilmem ne diye bakan bir tarım ve orman bakanı var. Ve de Orman Bakanlığı'ndan kiralanmış kara para aklama cenneti olarak göreceğimiz Paramount Otel diye bir yer var. Ve de bu otelle hiçbir şey yapılmıyor. O ona satıyor, bu buna satıyor, o ona satıyor, o ona satıyor, o ona satıyor. Kara paralar gelsin aldım verdim, aldım verdim böyle bir şey var. Orman Bakanlığı'na bakıyor. Aslında bu arazi Orman Bakanlığı'nın yani şeyin değil yani adamların değil kiralamışlar yani. İk hikaye oradan başlıyor. Yani iyi bir Orman Bakanı olsa şu anda der ki ne oluyor lan biz bu araziyi ne yapıyorsunuz? der. Bizimki bakıyor yani şimdi. dur abi bakalım. Yandığı zaman bir müdahale ederiz falan diyordur herhalde bilmiyorum. Şimdi işte bu mahkemeye mesela eski şeyleri mirasçıları geliyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bin tane mahkemelerde olaylar dönüyor şeyler dönüyor. Hep beraber seyrediyoruz. Kıytırık bir otel yani baktığınızda koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni düşün. Ama kimsenin gücü yetmiyor Türkiye'de. Öyle bir dokunulmazlığı olan bir yer. Adamlar da Hani ya bir hafif bir mahcubiyet olur ya ya biz de burada kara paraları akladık ama işte o ona sattı ondan ben aldım yok oradan Singapur'a götürdük oradan geldi Rus mafyası da buraya geldi. Ha Ukraynalılar da vardı falan hani ya biz çok da bunları dile getirmeyeni falan demiyorlar. Ne yapıyorlar? Ya boşver ya diyorlar biraz daha büyüyelim diyorlarmış. <laughs> Gazete duvarda Bahadır Özgür bununla ilgili bir haber yapmış oteli geliştirmek için adamlar başvuru yapmışlar gerçekten bak bunları ben okuyunca ya, Allah Allah diyorum ya. Yani bütün hani şeyimiz kavramlarının yerle bir olduğu bir e, durumla karşı karşıyayız. Yani hani adamlar daha da büyütüyorlar. Çet raporu almışlar. Onların tanıtım dosyasını şey yapmışlar. Adını değiştirelim demişler. Artık tamam çok şey oldu. Bir premium demişler. Bak arkaya doğru genişleyelim demişler. E, ve de büyütmeye çalışıyorlar yani bence yani Orman Bakanı'na düşen hemen bunun izini vermek. Hemen baksın abi Orman Bakanı. Aa çok iyi ya verelim bunun izini. Akıl alır gibi değil. Ama bunlar Türkiye'de yaşanıyor. Gelelim. Mutfak masrafları AK Parti'nin iktidarını sarsma meselesine. Sarsıyor mu? bir arkadaşım vardı eskiden. Daha AK Parti'nin ilk günlerinde. Herkes somurdanıyor. O AK Parti de şöyle bunlar zaten şöyle bunlar böyle falan diye. Gidecekler, gidecekler, gidecek. Daha ilk böyle 5-6 yıl olmuş AK Parti iktidar geleli. Hiç unutmuyorum demişti ki. Ya AK Parti'nin gitme, gitmesinin tek bir gerekçesi olabilir. Hiç öyle laiklikti, yok imam hatiplerdi, yok kartalarını dolu imam hatip, yok orada liyakat meselesi falan. Bunların hepsi hiç Yok işte malum konulardı falan. Onların hiç hiç onlardan bir şey olmaz demişti. Daha ortada 17 Aralıklar yok, bilmem ne yok şey yok. Hiçbir şey yok ortada. Demişti ki ne zaman ki mutfakta kazan kaynamaz, o zaman AK Parti gider. Aynen bu cümleyi kurmuştu bana. Bundan 12 yıl önce. Bizim laik çevreden bir arkadaş yani hani. Hiç demişti yani böyle endişeler, modern şeyler, şehirli endişeler, bilmem neler bunlar demişti. Sadece güçlendirir. Şimdi Bülent Arınç da, Bülent Arınç biliyorsunuz duruyor duruyor bir konuşuyor sonra susuyor. <laughs> Yine bir programa katılmış TV5'te dördüncü güç programına katılmış. Orada da artan fiyatları sormuşlar. Demiş ki o, eyvah dindarların gazabından korkmak lazım. İşlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiçbirini dinlemez bu insanlar demiş. Şimdi Bülent Arınç, mütedeyyin AK Parti'nin kurucularından, ben AK Parti'nin iç sesi diyorum Bülent Bey yani. Hani eski iç sesi çünkü. Hani çok fazla da Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek diye düşünmeden konuşan sonra da pişman olan. <laughs> Ama konuşan en azından. Konuşmayanlar var bir de. Şimdi Cumhurbaşkanı ne diyecek diye bir sürü konuşmayan var. Devam etmiş. Bakın siyasetten kalan bir tecrübemi söyleyeyim. Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar Dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa din, iman, vatan, millet bunlar bir kenarda durur. Onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir. Ben demiyorum bak. Ben desem diyeceksin ki lan bırak diyeceksin Cüneyt. Yine şey yapma orada. Muhalefet yapma. Ben demiyorum bak. Bülent Tarınç diyor. AK Parti kurucusu Bülent Arınç diyor. Hala Cumhurbaşkanı danışmanı sanırım değil mi? Danışmanlarından bir tanesi. Bir de anekdot anlatmış. 88 yılında ilk defa hacca gidiyordum. Bütün kaf kafilemiz havalimanına geldi. Dediler ki vizelerinizin bir kısmı yetişmedi. Sizi bir gün veya en fazla iki gün İstanbul'da misafir edeceğiz. Ben de eşimle beraber anlayışla karşıladım ama kafiledeki insanlar o kadar büyük tepki gösterdiler ki ağızlarından küfürler çıkmaya başladı. Siz ne yapıyorsunuz dedim demiş. Ben anlamam nasıl vizeler gelmemiş, neden ertelenmiş? Bizi mi kandırdılar? Ondan sonra korktum ve dedim ki, eyvah. Dindarların gazabından korkmak lazım. İşlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı, ne kaplandı, hiçbirisini dinlemez bu insanlar. Hac anısını anlatıyor. Vay vay vay. Şimdi peki şimdi yurtlarda problem var biliyorsunuz. Ekonomide en son bak Fuat Uğur de şey yapmış pişman olmuş o da hafif pişman olanlardan yazmış demiş ki ya demiş ben bunu yazdım da ele bir sor niye yazdım ben uyarmak için yazdım demiş çünkü o da birkaç gündür şey yapıyor Türkiye gazetesinde hani çuvaldızı iğneyi, iğneyi başkası batıracak dur ben çuvaldızı batırayım diye tatlı tatlı AK Parti eleştiriyor. Nasıl eleştiriyor? Hani diyor ki ya ben sevdiğim için söylüyorum değil mi? Bu mutfak meselesi ciddi bir şey, bir şey diyor. ama diyor tabii ki diyor e, bunu da tabii ki bir dış güçlere falan bağlıyor yani şeyde. Şimdi mutfakta bir yangın var. Kazanlar kaynamıyor. Ben millet bu düzeni nasıl götürüyor onu da anlamış değilim. Yazın mesela oturuyoruz. Herkes diyor ki şu pahalı, bu pahalı, 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 pahalı. Sonra gidiyorsun her yer full dolu. Şimdi mesela Mehmet Barlas'ın da dikkatini çekmiş. Sabah baş yazarı Bodrum'dan İstanbul'a gelirken bir etrafına bakmış demiş ki ya bir sürü yeni araba var Türkiye iyiye gidiyor. Pazarlar hala dolu. Gerçekten dolu. Pazarlar dolu mu dolu. Biz boş bir pazar yeri gördünüz mü görmediniz. Marketler dolu mu dolu. Peki bu düzen nasıl dönüyor onu ben hala kavrayamıyorum yani. Yani insanlar nasıl bu paralarla bu alışverişleri yapıyorlar? Çünkü normal şartlarda bu kadar şikayet olduğu zaman pazarların boşalması lazım. Pazarlar pahalı mı? Pahalı. Şimdi hükümet de bunun farkında yavaş yavaş farkına varıyor. Uyanıyor duruma. Diyor ki biz etiketlerle müdahale edelim. İşte yapalım bunlar fiyatları arttırıyorlar şey yapıyorlar. Yani saçma sapan şeylerle şu anda bununla mücadele etmeye çalışıyorlar. Yani şöyle demiyorlar. Ey Tarım ve Orman Bakanı <laughs> pardon orada bir bakan yok nasıl olsa <laughs> normal şartlarda şimdi gıda fiyatları pahalı değil mi normal şartlarda sen dur abi ben işte alternatif pazarlar yaratacağım dur tarım politikamıza bakalım ne pahalı şu şunda niye pahalı demek ki fazla üretmişiz fazla şey var ee, arz çok fazla işte arz talep dengesinde bozukluk var gelecek yıl şuna yüklenelim ne ithal ediyoruz bir dakika onu bir şey yapalım İhracatı, değil mi böyle bir şey yapmasa hiçbir şey yok herkes seyrediyor. Herkes şey yapıyor. Ya bu marketçiler de kazıklıyorlar. Herkes şikayet ediyor. Bunu kim çözecek ya? Yani? Kenancım rica edeceğim şu Tarım Orman Bakanlığı'na bir vekaleten git birkaç gün otur orada. Zaten 7 tane şey varmış. Makam odası varmış. Hangisini istersen. DSİ'de mi oturacaksın? Orman Bakanlığı'nda mı oturacaksın? Tarım Bakanlığı'nda mı oturacaksın? Hangisinde oturursan yeter ki çöz. Sonra bir ara uçak meselesini de çözersin mi diyelim yani. Yine mi ben çözeceğim? Neyse şimdi biz böyle gülüyoruz bakıyoruz ama yani gerçekten Türkiye'de çok ciddi bir yani huduni geçinemez ya böyle. Yani şu anda herkes oradan yumurta alıyor buraya koyuyor, buradan yumurta alıyor buraya koyuyor, buradan alıyor buraya koyuyor. Kredi kartları patlamış durumda. Krediler zaten patlamak üzere. Her gün 10 tane mesaj alıyorum ben. Cüneyt Bey yardım edin 3000 gönder 5000 gönder. Geçen gün bir izleyicimiz şey yapmış. Ya Cüneyt Bey para mara istemiyorum açız evde yiyecek bir şey yok. Bana bir tane şey gönder dedi. İyi dedim. Neyse elini söylemeyeyim yani. Dedim göndereyim bak yiyecek istiyorsan göndereyim. Gittim aldım yolladım. Ama ya bunun sonu yok ki yani. Nasıl gidecek bu? Hadi bugün ben yolladım. Yarın nasıl dönecek? Kazan nasıl kaynayacak? Son dönemlerin en bence şey ilginç sorusu bu, bu düzen nasıl gidiyor? Şimdi sen bir yandan kazan böyle kaynamıyor. Barınak şeylerde şey yok. Sonra... Getir bakayım Türkiye ünün açılışını. Gel Ali Erbaş. Şurayı dualarla açalım bir. Eğer bunlarla iktidara gelecekse AK Parti. vallahi ben kalkıp ayakta alkışlayacağım. Diyeceğim ki vallahi çalışıyormuş. Mesela ben millet bahçeleri yapılırken dalga geçmiştim. Ben millet bahçesi diye kim insan oy verir? Çay dağıtıyoruz diye kim oy verir demiştim. Veriyormuş mu ya insanlar? <laughs> ne oldu o millet bahçeleri? Getir Üsküdar'ı al sana millet bahçesi işte. Abartmayalım canım ya diyor Sait Çanşı. Abartıyor muyum bilmiyorum. Gerçekten herkes şikayet ediyor. Abartıyor muyum Oğuzhan? Yok hayır. Ha? Hayır. Peki şeyde nasıl mesela Aydın'da falan nasıl durum? Aynı cümle. Aynı mı? Aynı. Ama orada yine bir insanlar köyden falan yani köy pazarları biraz daha köy pazarları. Daha ucuz. Aynen. Markete gidiyorsun aynı, aynı. yani. Aynı. Bilmiyorum. Yani çok karamsar bir şey de çizmek istemiyorum ama benim gördüğüm, duyduğum, hissettiğim ciddi bir sıkıntı olduğu yönünde. Şimdi Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz ifadesine bir şey gelmişti. Bir HDP'li cevap vermişti biliyorsunuz temelli. Demiştik ya biz de değil İmralı'yla suç çözülür diye. Bazı HDP'liler de İsmail Saymaz'a konuşmuşlar. Adlarını vermemişler. Demişler ki ya. Böyle bir tweet atılır mı Allah aşkına? Böyleyse biz HDP'de ne yapacağız? Yani HDP'nin mecliste işine. Dün ben aslında bu konuya yeterince değindim. Daha fazla değinmeye gerek var mı bilmiyorum. Ama tabii ki Temelli'nin bu yaptığı açıklama bütün HDP'yi iki anlamda boşa çıkartıyor. Bir, işlevsiz kılıyor HDP'yi. Yani o zaman madem her şeyi İmralı'yla çözeceksin. Niye yani HDP diye parti var? İki, HDP'yi büyük töhmet altında bırakıyor. Bugüne kadar e, iktidarın söyleminde... Ulan bunlar zaten PKK'nın bir kolu, İmralı'nın bir uzantısı demesinde bizzat bu tweetle. Bir tweetle iki yanlış kuşu vuruyor yani Sayın Temelli. Ona da itiraz ediyorlar ama isim vermemişler İsmail'e. Niye isim vermiyorsunuz? Çıksın birisi söylesin ya bu yanlış desin ya. İlla her söyleyen doğru bir şey söylüyor anlamına gelmez ki eski eş genel başkan da olsa yani. İşte bunlar hep böyle hızla yapılan Twitter şeylerinin sonuçları. Oysa bu tweet'i atarken Sayın Temelli mesela bunu düşün, düşünmez mi? Düşünmesi lazım en azından. Eski eş genel başkan en azından. Şimdi biraz önce bu kazan meselesini söyledim. bizim Can Selçuk gibi bir araştırma yapmış. İlk kez diyor AK Parti oyları düştü diyor yani. Yüzde otuzun altına yüzde yirmi dokuz gördü diyor. Gerçi CHP'de yükselmiş yüzde yirmi çıkartmış ama. Ak Parti ilk kez diyor, hızla düşüyor diyor. Ben demiyorum, can Selçuk, Selçuk diyor. Şimdi bu youtuber yavşaklığı denen bir şey var. Bunu ben yıllar önce söylemiştim. Affedersiniz yani. Çünkü böyle ne kadar bu saçmalarsa o kadar çok izleyici almak diye bir şey. O yüzden bizim işimiz çok zor burada. Tamam, yani önemli bir şey olduğu zaman insanlar geliyorsunuz, bizi seyrediyorsunuz. çok teşekkürler ama böyle normal sakin bir şey anlatınca da sıkılıyorsunuz yani. Belki haklısınız. Ben çok sıkıcı bir şekilde anlatıyorum. Daha renkli anlatanlar da olabilir ama bakmayın yine en çok yine seyredilen biziz yani. Bizden sonra izlenme oranı yani bizim 15'te birimiz, baktım şöyle bir geçen şey, 20'de birimiz izleniyor yani ikinci yani bizden sonra en çok izlene bakıyorum. Yarısına, yani 20'de bir demeyeyim de yarısı kadar izleniyor. Ama yani biz bir noktada sıkılıyorsunuz, zaplıyorsunuz, atlıyorsunuz, gidiyorsunuz. Tabi youtuberlar tamamen duygusal nedenlerden yani bir dikkat çekmek istiyor. Hani ünlü olacak, şöhret olacak ki para kazansın. Olmadık işler yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi Yunus Emre Özer. Fenomenmiş. Ne iş yaparsın? Fenomenim. Fenomenim demiş. Bir tane metrobüsün üzerine atlamış ve de köprüyü geçmiş. Çok eğlenmiş bunu yaparken de. Bak nasıl gülüyor. Nasıl heyecanlı. Düşün sen metrobüsten çıkmışsın. iki saat bineceksin. Evine gideceksin. Ama üstünde bir tane YouTuber var. YouTuber efendi orada video çekecek. Sen de şey yapacak yani tabii ki örnek olsun diye mahkemeye polis gitmiş bulmuş bunu. Çünkü yani zaten kendisi koymuş bunu yani. Bakın ben neler yaptım, ne kadar başarılıyım diye. Polis bulmuş bunu. Mahkeme de çok ağır bir ceza vermiş. Bütün YouTuber'lara örnek olsun diye serbest bırakmış. Denetimli serbestlik demiş ki gel arada bir şey yap demiş yani. yani. Böyle bir şey yaptığınız zaman bak ne kadar güzel, mutlu, mesut, izlendi, ünlü ün kattı ve de mutlu bir şekilde gülerek çıkmış oda. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Şu kamyonları parçalayan bir operatör vardı hatırlıyor musunuz? Bayağı şey yansımıştı. İşte işçinin parasını vermezseniz böyle olur bilmem ne olur falan diye. Meğerse parçalayan adam işçi değilmiş. O kamyonların sahibiymiş, ortaymış. İş makinesiyle ortayla kavga etmiş. Alacak verecek davası derken adam atlamış kepçeye kendi kamyonlarını böyle parçalamış abi biraz sakin olun ne içiyorsunuz içmeyin Allah aşkına bu nedir ya bu nasıl sinirdir bu direkt öfke nöbetine olmak lazım yani öfke kontrolüne <laughs> burada diyor zarar gören kimse yok diyor ben zarar gördüm diyor İstanbul Üniversitesi Cerrah Şengör hakkında bir soruşturma başlatmıştı ve öğrenciler de protesto etmiş şimdi bakalım üniversite ne yapacak yani ne yapacağı da çok belli değil. Teoman Harbiye konserinde Erdal Eren için yazdığı iki Çocuk şarkısını seslendirmiş. Ee, biliyor musunuz bu şarkının başında benim sesim vardır. Orada bir böyle spikerler var. Orijinalinde ama şimdi baktım YouTube versiyonunda Teoman o kısmını kendi şey yapmış. Ama Spotify'a girdim. Ee, ve de iki Çocuk şarkısının başına böyle haber bülteni okuyan insanlar vardı. işte. Erdal Eren hakkında işte bilmem ne idam fermanı verildi. Bilmem ne oldu. Bunu Teoman... 2006 yılında demiş ki ya Cüneyt Kalsene şöyle bir anonslar çekmek lazım sen okur musun diye okurum demiştim stüdyoya girdik okutmuştu bana. Ee, şimdi bizim rock dünyası çok fazla etliye sütliye dokunmaz Teoman da yani aşk şarkılarının aşk şarkılarımızın unutulmaz sesidir ama zaman zaman böyle güzel işleri de imza atıyor hatta akrabası olduğunu e, söylüyor bu Erdal Eren'in. 15-20 yıl önce yazdım demiş. Sahnede ilk kez söylemiş. Siyasete ve ideolojilere inanmam. İnsani duygu ve ilişkilere inanan ve öyle şarkılar yazmayı tercih eden biriyim. Erdal Eren benim akrabam. Ve ben bu konuda ajitasyon içermeyen etkili bir şa şarkı yazmak istedim. İkisini de kurban olarak görüyorum. Yaptığım araştırmalarda Erdal'ın annesinin rüyasında yıllar sonra bile Erdal'ı hep öldüğü yaşta gördüğünü öğrendim. Bu beni çok etkiledi. Tüylerimi diken diken etti demiş. Ve de söylemiş. Zekeriya Önge 12 Eylül darbesi önce askerliğin el olarak yaptığı Ankara'da 2 Şubat 1980 günü bir eylemde öldürülmüş. Askerken öldürülmüş. Erdal Eren de yaşı büyütülerek idam edilmişti hatırlarsanız. Asla bakmayın yani. Hani bir tane de şey vardı Teoman'ın. Ölmek istemem daha hiç böyle bir şarkısı vardı. Bence yani 90'lar atmosferinde yazılan en güçlü şarkılardan bir tanesiydi. Neyse ki Teoman diye bir adam var hayatımızda. Ha dün baktım Halk TV'de Rıdvan Dilmen konuşuyor. Şimdi Rıdvan Dilmen fırtınası esiyor. Dün demiştim ya, ya TRT'ye iş yapmak kadar zor bir şey yoktur abi. TRT'ye iş yaparsın. Şey yapılır. Dün Rıdvan onu anlatmış. Demiştim ya Bodrum'da karşılaştık Rıdvan'la. Ee, biraz sohbet ettik. O zaman da daha TRT'ye mi geçeyim, bir şey mi geçeyim? Ben unutmuştum. Dün hatırlattı. Ben Rıdvan'a dedim ki YouTube kanalı kur. Emin olamadı. Ya nasıl olacak ben? Dedim ya abi YouTube kanalı kursan koskoca Rıdvan değilmezsin yani. Senin TRT'ye ihtiyacın yok ki. TRT'nin sana ihtiyacı var şu anda. Sen bir tane YouTube kanalı kur. Oradan yayın yap. Her programını bir milyon kişi izler. Bir tane stüdyo kur. Hatta gel bizim stüdyoda yap. Ne olacak? Yazalım arkaya şuraya Rıdvan Dilmen. Yap yani. Otur. Bir de şeyleri de alırsın. Zaten çevren de var. Böyle şey yapmıştı ya. Boş ver falan ya. İnanmadı. Ne oldu şimdi bak. Ta Hak TV'de çıkıyor. Yok hakkında dava açıyorlarmış. Şey yapıyorlarmış. Ben hala ben Rıdvan Dilmen olsam YouTube kanalı kurardım. Abi inanın Buranın patronu kendinizsiniz. Kimseye hesap vermiyorsunuz. Kimse size şey yapmıyor. Hani onu niye yaptın, niye bunu yaptın demiyor. Şimdi Rıdvan Dilmen Halk TV'de anlatıyor. Öyle olmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı, bilmem ne olmadı. Anlat, anlatabilirsen şimdi. Kime anlatacaksın? Aşılılar için iyi bir haber var. En az iki Covid-19 aşısı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecekmiş. Şimdi aşısızlar düşüyoruz. Yani... HES kodunuzda mesela diyelim birisi şey çıktı. Siz temaslısınız. Eğer iki tane e, aşınız varsa sizi o temaslı şeyinde dahil etmiyor. Sudan'da bir grup asker darbe girişiminde bulunmuş ama çuvallamışlar, yapamamışlar. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis sınırlarımızı göçmen akınına karşı koruyacağız. Erdoğan'la hem fikiriz demiş. Türkiye'yi göç sorununun idaresinde bir ortak olarak değerlendiriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la açık konuştuğumuz bir görüşme yaptık ve sanıyorum mülteciler kendilerine mümkün olan en yakın mesafede tutmanın öneminde uzlaştık ve evet Türkiye'yi bu sorunla baş etmesi için desteklemek gerekiyor demiş. 2015'te gördüklerimizin tekrarlı olmasını istemiyoruz demiş. Bu arada Ocasio-Cortez vardı ya hani, e demokratların yeni yıldızı Met Gala'da hatırlarsanız bir tane kıyafet giymişti. Ve de o kıyafette bakın bu modacı sağdaki modacı, modacı yanındaki. Demiş ki işte zenginlere zenginlerden vergi alın demişti. Fakat velhasıl modacı vergisini ödememiş. <laughs> 130 bin dolar vergi borcu çıkmış. E demezler mi şimdi ele verir talkını kendi yutar salkımı diye yani. Ses az mı geliyor yine? Ses az geliyor diye bir şey yazmış birisi ama kafaya mı alıyor? Beni mi trollüyor? Gerçek mi söylüyor? Artık orasını tam olarak bilemiyorum hani. Bir problem yok diyorlar, tamamdır. Bu arada Milli Araştırma <laughs> bir şey yapmış. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Fatih Erbakan %51 çıkmış. Yürü be Fatih Erbakan ya. 3 kulaklı 5 bilmem ne maymun şeylerden buraya 51'e çıkarttıysan altı kulaklı dese belki yüzde seksene çıkartacak yani aşı olmayanları. Evet. Elif'ciğim gel Elif gel. Elif gelsin dertler bitsin. Ne haber Elif? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne konuşacağız bugün? Şimdi biraz hayal ederek başlayacağız New York'tasınız ama e, Türkiye binasının açılışında değiliz başka bir yerdeyiz <laughs> New York'un en yüksek dördüncü binasındayız e, yan tarafta camdan yapılmış bir asansör var dışarıdasınız o asansör sizi yaklaşık böyle işte 500-600 metrelere kadar çıkartıyor her şey camdan ve şeffaf şimdi yeni <laughs> bir mimari hazır dün gitmişken şey de gitmiş Cansın da gitmiş. Daha açılmadı bina. Ekim ayında açılacak. Manhattan'ın Van Vanderbilt Kulesi. Kulenin ismi bu. Onun yan tarafında dışarıya yapılan cam asansörlerin ismi de Summit Van Vanderbilt olacak. Her ikisini de yapan mimarlık firması Kohn, Pedersen Fox Associates. E, bu şeyi mimar firmasını belki tanırsınız çünkü bir şey olmuştu. Neydi onun adı? Hudson mıydı? Başka bir tane daha yapmışlardı. Büyük bir e, bir iki yıl önce New York'ta. Hudson ondan Yards. sonra onun da mimarlık firması. Evet. evet Hudson Yards. Onun da mimarlık firması anladığım kadarıyla New York'taki gökdelenleri ya da böyle çok büyük iş şeylerini onlar yapıyorlar. İşte bundan bahsediyorum. Şimdi burada öyle bir deneyim var ki videosunu biz dinlemiyoruz ama fotoğraflarla biraz hissettirmeye çalıştık. Ya bazı şeyler var tabi. dünyada ilk gördüğümüz şey değil. Çok yüksek bir yere çıkıyorsun ve cam altındaki zemin her an kaybolabilir. Gibi. Ben yani bir, ben 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 şey. bak. Ben o şeye gelsenize o asansöre. <laughs> ben binemem çok açık söyleyeyim. Yani, yemez. Hani beni hiçbir güç ona bindiremez yani hani. Ben de tamam hafif bir yükseklik korkusu var. Hafif tırsıyorum ama bu nedir abi ya? Bunu aslında yani bütün asansörler böyle de işte bakınca insan çok kötü hissetmiyor mu? Sen binebilir misin böyle bir asansöre? Valla ben binebilirim. Ben böyle şeylere bayılıyorum. Yani şeyi arttıran adrenerini arttıran. Bu binanın yönetiminde olan kişi de demiş ki şirketin CEO'su. Tüm New York City'de en iyi güçlendirilmiş manzaralarla bir ömür boyu hatırlan hatırlanacak etkileşimli bir deneyim sunan bir destinasyon yarattık. Bu sonbahar New York'ta çok önemli bir cazibe merkezi olarak sizleri bekliyoruz. Bu tarz binaların cazibe merkezi olma konusunda katılıyor musunuz? Yani katılıyorum hani bir, bir bina şimdi güzel bir bina yani ama ben buna cesaret edemem binmeye tamam yani hani güzel güzelliğine bir şey demiyorum hani gayet havalı bir bina yapmışlar camdan yapmışlar zaten şimdi baktığın zaman bir one building vardır eski dünya ticaret merkezinin olduğu yerde Gid, gidiyorsun o da baya pahalı yani 90 dolara falan yukarı çıkıyorsun böyle bir deneyim sunuyorlar sana hani 360 180 360 derece 275 derece dönüyorsun falan yani. Bakıyorsun ama bu çok çılgın bir şey olmuş yani. Hani. Bunun iç tarafında da on binlerce camdan döşeli böyle şeyler var. Bir fotoğrafımız vardı onu göster. İşte bundan bahsediyorum. Mesela işte git burada saatlerce Instagram fotoğrafı çekil. restoranlar var. Ondan sonra eğlence merkezi. Siz New York'tayken böyle bir yere gitmiş miydiniz? Hatta ben Hudson Yards'a gittim. Bir Biraz şey önce o fotoğraf var ya Hudson Yards orası ilginç bir yer. Evet. Ee, bakın bu Sağdaki hani dönerci kulesi gibi olan bir şey var ya, dönere benziyor. O bir sanat eseri evet. aslında. Bir merdivenler var. Bunu böyle yukarıya çıkıyorsunuz. Fakat üç kişi intihar etti. O yüzden kapattılar şimdi bunu. İnsanlar evet. çıkartmıyorlar. Yani biraz da, o, o da biraz ürkütücüydü mesela. Ben baktığımda hani çok trabzanlar biraz düşük gelmişti. Ben mavi gözüyle bakıyorum şimdi. Çocukluğa çıktığın zaman korkuyorsun hani bir şey diye. Ama tabii kimsenin intihar etmek için burayı seçmek de fantastik bir şey yani. Üç kişi intihar etti. Öldü yani adamlar. Bu yüzden burayı kapattılar. Çok konuşuldu. Ya bu Hudson's Yard işte buraya acayip bir şey katacak. Kattı mı bilmiyorum. Şimdi Ekim sonu bir daha gidiyoruz. Bir gala için gideceğiz. Şimdi onun konuşmasını yapıyorduk. Akbank'ın, e, Suzan Sabancı'nın üstlendiği bir galaya gideceğiz herhalde bir bakarım yani. Bu çok güzel bir yürüyüş yolundan gelir. Hatta Dımarmara'nın asansörlü olana bakacak mısınız? Şey asansörlü olana gitmem ya. Korkarım yani Elif açık söyleyeyim. Buna binilmez yani. Bir daha oylama yapalım. Kaç kişi biner abi buna yani? <laughs> Hadi yapalım. Ya YouTuberlar şey biner. Türkiye'de Şimdi koy olsa... oraya fenomen YouTuber. diyeceksin sana yarım saat video. <laughs> i̇ner çıkar, iner çıkar. Adamları da gına getirir yani. <laughs> Zaten öyle bir program vardı diye iner misin çıkar mısın? Bize çok basit soralım. Biner misin? Bilmez misin? Bakalım Hayır ben de şimdi çok merak izleyicilerimiz ediyorum, diyor ki abi Rize'deki çay bardağı binasından daha çılgın değil en azından. <laughs> Doğru ona baktığın zaman dün gösterdiğimiz Rize'deki <laughs> çay bardağı daha çılgın bir binaydı yani hani. <laughs> Ama yani görünüm itibariyle orada sonuçta bir güven unsuru var. Burada şimdi baktığı zaman her şey şeffaf ve hani ayağının altındaki cam kırılsa inanılmaz bir şey binen herkese paraşüt vermeleri lazım falan yani, yani orada kişiyi sağlayabilmek bak için yani, herhalde e, ona göre yaptılar. E aslında asansör dediğin de normal bir asansör koysan o da aynı şey bu cam daha da güçlüdür bak Yine bana. aynı Aynı ama sen görmüyorsun bir tek psikoloji olarak farkı o Evet İşte görmek bazen nelere sebep oluyor değil mi yani bilmeden bazen neler yaşıyoruz aslında hemen şimdi buradan farklı bir habere geçiyoruz Cüneyt Bey yakında yakın gelecekte prizler tamamen ortadan kalkacak mı yani enerji konusunu konuşuyoruz ama zaten hayatımızda teknolojiye bağlanmış durumda her şey için bir cihaz kullanıyoruz. Son, sonuçta bunlar da elektrik tüketiyor ve bir noktada da bunları şarj etmek aslında şarj etmek aslında bir iş. Şimdi bir e, Tokyo Üniversitesi sihirli bir oda geliştirmiş 100 metrekare. Siz odaya giriyorsunuz Cüneyt Bey. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Cihazınız, işte telefonunuz olabilir, e, şeyiniz olabilir, bu abajurunuz olabilir. Her neyse, oradaki elektrikle çalışan nesneler bu havadaki akım sayesinde şarj olabiliyorlar ve böylece siz herhangi bir kablo, priz kullanmanıza gerek kalmadan bu işlemi tamamlamış oluyorsunuz. İster miydiniz böyle bir şey? Yani giriyorsunuz ve tamamen o odada her şey şarj olabiliyor eksikliğini hissetmiyorsunuz hiçbir şey. Yani ne kadar güzel olurdu. Şu. Şimdi bu, bu sen bahsedince fark ediyorum. Yani hayatımızda bir kablo pro problemi var. Hele bizim gibi çok seyahat ediyorsan, mesela Amerika'daki kablo buraya uymuyor, buradaki kablo oraya uymuyor. uymuyor. İngiltere'ye gidiyorsun orada uymuyor. Yani sürekli bir yanımızda şey taşıyoruz. Ee, i̇şte adaptör taşıyoruz. Onu ona tak, bunu buna tak bilmem ne yap. Ve de bu kablolarda bayağı bir para aslında yani insanlar hani hem alırken evet. hem kaybettiğinde para bilmem ne de para. Ee, kablosuz bir hayat güzel olabilir de mesela şimdi mesela te, kulaklıklarda eskiden kablo vardı. Şimdi paran varsa evet. kablosuz kulaklık alabiliyorsun mesela yani hani e, neden olmasın bence olabilecek bir şey hemen olmaz belki ama 5-10 yıl içinde olabilir yani. Hemen olmayabilir çünkü burada be, aşmaları gereken birkaç zorluk var. Bir tanesi cihazlarda yalnızca özel bir telin bobin alıcısı olarak kullanılması gerekiyor. Yani mesela işte telefonu şarj edebilmek için bundan sonraki telefon üreticilerinin aslında buna uygun. Yani ne olacak? Aslında tamamen üretimin gidişatını da değiştirecek bir şeyden bahsediyoruz. Ve bunun bir sonraki aslında daha büyük hedefi diğer teknolojik alandaki e, cihazların mesela robotların şarj olmasını sağlamak vesaire gibi daha büyük bir hedefleri var. Şimdi burada ufak başlamışlar. Mesela 50 megawatt güç sağlıyor. Bu da 10 tane telefonu şarj edebiliyor. Bence rakam olarak bayağı iyi bir şey. Önümüzdeki zamanlarda bu teknolojiyi takip etmek istiyorum açıkçası. E, telefonlar şimdi şarj oluyor. Yani iPhone'u koyuyorsun bir şeyin üzerine. Kablosuz şarj ediyor aslında yani bir şey. Hatta geçen bir araba tanıtımında gördüm. Lüks bir araba. Koyuyorsun böyle vakumluyor onu böyle. Bayağı bir şey katmış. Hani ilginç tasarımlar da var. Evet. İşte yavaş yavaş demek ki hayatımızdan kalkacak bu yani kablosuz, prizsiz bir dünyaya gidiyor olabiliriz. Bu tarz ürünler tasarlayanlar belki 5-10 yıllık ufku düşündüğünde tasarım süreçlerine bunu dahil etmeliler. Daha sonra uyumsuzluk problemi yaşamamak için Google'un e, çatış şirketi Alfabet e, geçtiğimiz yıllarda bir proje geliştirmeye başlamıştı. Loon isminde bu e, şeylerle balonlarla e, şeye orbite gönderip. Oradan internet sağlamaya çalışacaktı. Şimdi Google'ın şöyle bir amacı var: e, internetin daha ulaşılabilir ve daha hızlı hale gelmesi. Bunu neden istiyor? Çünkü aslında kendi işinin alt planında en önemli şey taban olarak internet olması. Şimdi diyebilirsiniz ki ya dünyada internet olmayan insan mı kaldı? Yani hepimiz öyle bir şeyde yaşıyoruz ki bağlantılı bir dünya, dünyada yaşıyoruz ki. 2021 Ocak verilerine göre Cüneyt Bey dünyada 8 milyar nüfus olduğunu düşündüğümüzde 4.66 milyar insan aktif olarak insan şey kullanıyor, internet kullanıyor. Yani %59.5, %60'ımız internete erişimi var. Dünyadaki insanların %40'ının internete erişimi yok. Bence bu rakam çok yüksek bir rakam. Erişim olmayan anlamda. Şimdi e, bu projeyi bitirdiği projenin içerisinden bir teknoloji almış ve onu yaşatmaya karar vermiş. O da serbest uzay optik iletişimi. Yani fiber bağlantı yerine uzay optik bağlantı dönemine girmeye çalışacaklar şu anda. Hız inanılmaz buradaki ve bunu da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde denemişler ve interneti dağıtmayı başarmışlar. Bu Tarık projesinin lideri de Barış Erkmen isminde bir Türk 20 günde oradaki telekom ortağıyla e, yan kuruluşları da kullanarak 700 terabaytlık bir veri iletimini e, Kongo nehri boyunca gerçekleştirmişler. Orayı da tabii ki özel olarak seçmişler. Yani en zorlu şartlar altında da bu veriyi iletebilecekler biliyor muyuz diye. Yani fiber kabloları döşeyemediğimiz bir dönem içerisinde işte uzay kabloları ya da işte ne bileyim oradaki sistem biraz gelecekçi gelebilir ama asla bakarsanız hiç değil. Bence de. Yani zaten şu anda senin Elon Musk da buna kafa yormuyor mu zaten? Bütün dünya şey yapıyor. Yani aslında aklın yolu bir. Sen şimdi bir Google dediğin şey yani Google'da ara bir arama motorunda bir sürü işte YouTube'u var bilmem nesil bir sürü bir şey satıyorsun ama eğer ulaşım yoksa hiçbir şey satamıyorsun adam diyor ki yol yapmadan araba satamayız yani e, mantık çok düz bir mantık aslında adamlar hani gayet iyi bir şeyden gidiyorlar bunu da yani Kongo'nun evet hay, hayırlı bir şey, bir iş için kullanıyor ama sonuçta her şey duygusal bir şeyde evet. bitiyor yani adam öyle amme hizmeti yapmıyor yani adam diyor ki vizyoner olarak biz buradan para kazanacağız Kesinlikle. o zaman buna girelim ve buna bakalım diyor doğru bir bakış açısı yani. Bizde de zaten mesela bir kablo yatırımı çok az olduğu için şirketler genelde bunu hep devletin üzerine yıkıp hiçbir şey yapmadıkları için. Mesela ben burada dehşet içinde görüyorum. Bomonti'de ofis şimdi. Sen de geldin buraya. Acayip binalar dikmişler. E bakıyorum yollar berbat. Evet. Kardeşim yani evet. şu binaları dikenlere deseniz de şu yolları da yapsanıza yani diye. Kaldırım yok. Bir şey yok yani. Korkunç bir kentleşme, Hız, yani çok hızlı, apar topar bir kentleşmenin içindeyiz. Aynı şey, Bodrum'da da ben, Bodrum'a hep sahipsiz diyordum yani. Yalıkavak'ta marina yapmışsın, milyar dolarlık şeyler var, tekneler var. Çıkıyorsun, yol yok, gümüşlüğe gidemiyorsun. Rolls Royce, Royce satıyorsun marinada, arabayı satın alsan gümüşlüğe gidemeyeceksin, yol yok çünkü. E yaptırsan abi desene. Ne sen de anladım bak bu ben kadar, bu işte. Sen buraya koymuşsun bir şey. Gel şu şu yolda sen yapacaksın kardeşim. Bu yolda sen açacaksın desene. Yani niye her şeyi devlet yapıyor da sen yapmıyorsun? Ee, biraz burada bir farklı bir bakış açısı görüyorum ben. Yani bu içerik dünyasında herkesin üretici, yaratıcı olmasını beklediğimiz bir dünyada dijital ekonominin içerisinde ben mesela dün baktım yayına sonrasında 4.5G ile bağlanıyorum. Yani şu anda benim daha üst bir imkanım yok. Bütün imkanlarımı sınırlarını zorluyorum ama donmuşum. O kadar çok donmuşum ki ve ben bu beni kontrol edemeyeceğim bir şey. Dolayısıyla da siz bir ekonomiyi büyütmek istiyorsanız onun altyapısını muhakkak sağlamanız lazım. İnternet şu anda bizim için çok stratejik bir konu. Evet bence de. Ee, altyapı olmadan hiçbir şeyin bir anlamı yok. Yani şeyde. Peki, peki. Başka bir şey var mı? Bugünlük haberlerimiz bu kadar. Şu tamam. anda ben asansör haberindeyim. Oylama yapıyorsak sonuçları merakla takip yok, edeceğim. Yok yapmayalım ya. Ben yani. Yapmayalım. Yapmayalım boş ver. İyi peki tamam. Tamam oldu. İyi Hadi, Yayınlar görüşürüz. Mustafa Keser demiş ki lan bırak goy goy yapma. Bana mı diyor başkasını mı söylüyor? Bana mı dedin sen? Artık <laughs> burada olay çıkartan adamlar yani. Mutfak masraflarına nerede değindiniz diyor. Üsküdar Belediyesi niye o koltukta oturuyorsun diye sormuşlar. Yurtlar meselesi var. 4.5G diye bir şey yok ablacım diyor Tolga. Bir tek Türkiye'de var. Biliyorsunuz o Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıyorlar. Diyorlar ki işte 5G'ye geçeceğiz. Diyor ki Cumhurbaşkanı ya yani bir dur da acele etmeyin. 4.5G'de kalalım diyorlar. O zaman 4.5G diye bir şey icat oluyor. <laughs> Gerçekten böyle. Şaka yapmıyorum yani. Hani. O yüzden haklı izleyicimiz. Şu anda dünyada 4.5G diye bir şey yok. Bakayım Facebook'a geldim. Facebook'ta ne konuşuluyor? İşsiz güçsüz insanların sözde yaratıcılığına fenomenlik deniyor. Yeni iş kolu Nuran Üçer demiş bu kadar halsızlık Sefa Avşar diyor ki Cüneyt Bey pazarlar marketler çok pahalı insanların cebindeki sihirli kart sayesinde harcama yapıyor nasılsa banka benim maaşıma belli bir ücret haciz yapar diye düşünüyor demiş bilmiyorum İnşaat demiri meks, mikser betonu fiyatlar uçtu diyor bir başka izleyicimiz Facebook'ta Bir başkası evetçi Rıdvan'ı unutmadık demiş. Yani Rıdvan'da başka hesaplar da var gördüğüm kadarıyla. Facebook'ta sakin bir gün geçiriyoruz bugün. Çok fazla şey yok. Peki Twitter'a girdim. Son olarak adımı yazdım. Adımı Twitter'a yazdım. Baktım. Kenan Bey ile cam asansöre binip zirveye çıkın diyor Şebnem Hatun. İyi ki varsınız demiş bir izleyicimiz yoksa izleyecek bir şey yok. Keşke daha uzun program olsa yok ya artık ne yapalım daha daha uzununu artık ben düşünemiyorum bile kimin yapacağını nasıl olacağını. Üsküdar Belediye Başkanı demiş ki korunun içinde çocuklar koysun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yoğun doğal toprak düzenlemesidir. Halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk. Kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz. Ha, belediye Başkanı yani biz oraya diyor yol yapacaktık diyor. İnsanlar buna itiraz ediyorlar diyor. Doğal toprak düzenlemesidir. E ben şu molozlar ne peki? oraya dökülen molozları temizliyoruz. Moloz döküyorsunuz diyorlar diyor. Biz temizliyoruz onları demiş. Doğru mu demiş bilmiyorum. Çünkü benim aklım almıyor yani. Ve de başka fotoğraflar koymuşlar. Yani oraya biz kum döküyoruz. İnsanlar yürüyüş yolu yapılsın diye. Yürüsünler diye. Demek ki o zaman şöyle bir sıkıntı var. Tam derdini anlatamamış başkan. Oysa gidecek anlatacak. Abi oradaki halkı ikna edecek. Bak biz orada kum yok taş yola şey döküyoruz demiş. insanlar yürüyüş yapsın diye. Buna itirazım yok yani bir asfalt dökmüyorsan şey yapmıyorsan. Ama bir yandan moloz görüntüleri bir yandan onlar gelince şey olmuyor. Demek ki iletişimi daha güçlü tutmak lazım orada. Benim anladığım bu. Bir de yani şu adamlar bu kim bu arkadaşlar yani el ele tutuyorlar halka karşı yok. yapacaksa üniformalı birisi lazım böyle kim olduğu belli değil yani. Belediye çalışanı mı değil mi? Benim buna itirazım yok. Hatta bir tartan pist yapsalar daha da güzel olur. İnsanlar yürüyecekse daha da rahat yürürler. Ama asfalt dökmesinler de yani şeyle. Mesela Belgrad Ormanı'na böyle güzel bir pist yaptılar. Gayet güzel olmuş. Ama bir anlatmak lazım ya. Yani. Bak kardeşim biz bunu yapıyoruz. Güzel bir planı olması lazım. Aç bir şöyle halka göster. Bak Taksim meydanı nasıl yaptılar? İmamoğlu açtı, projelendirdi, yarışma açtı. Herkes gelsin katılsın dedi. Herkes geldi katıldı, oy verdiler. Ne oldu? Yaptırmadılar. <laughs> ne yazık ki yaptırmadılar. Ya. Oraya kadar çok iyi geldi. Niye? Taksim Meydanı cezalı. O yüzden yaptırmadılar. Üsküdar Belediye Başkanı eğer bunu bu şekilde yapıyorsa birazcık daha iletişimle zayıf. Onu anlatması lazım oradaki insanlara. Ne olduğunu, ne bittiğini. Almanya'da Merkel sonrası konuşuluyor bu arada çok gündemimizde değil ama Or orada da ilginç bir tartışma var. Ee, o da onu konuşuyor. Bu arada HDP'den temelli tepki çeken sözleriyle ilgili konuşmuş. Görüşlerim kişiseldir demiş belli bu açıklamayı yapacağı belliydi. Biraz önce demiştim böyle hızla çok tweet atmamak lazım. Tweetim üzerine haklı haksız eleştiriler oldu. Hepsi kabulümdür. O tweetteki görüşler elbette ki kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlama. SDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar. Şunun bilinmesini isterim. Kılıçdaroğlu'na yanıt vermek amacıyla atılmış bir tweet değildi. Siyasi nezaket anlayışım bu polemiklere izin vermez. Bir durum tespitiydi demiş. Bu arada ben tabii az bile söylemişimdir. Dün demiştim ki ya İmralı ile niye görüşülmesin? Bayağı görüşüldü. Oslo'da görüşüldü. İmralı irade, Hatta Kandil'le görüşüldü yani. Sırrı Süreyya Önder uçağı da bilmiyordu. Adam helak oldu. Kaç defa Kandil'e gitti geldi. Nasıl gitti geldi? E devlet gözetiminde gitti geldi yani. Mektup götürüyordu. Onlardan görüş alıyordu. Getiriyordu. Masaya koyuyordu. Öyle gitti geldi yani. Yani görüşülmek istenildikten sonra herkese görüşüldü. Yeter ki dün dediğim noktadayım. Yeter ki bir irade olsun. O irade olduktan sonra meclisten bir yasa çıkartılır. Onunla da görüşülür, bununla da görüşülür, şununla da görüşülür. Ve ortak bir zeminde anlaşma sağlanır. O yüzden ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün söylediği e, bu açıklamayı olumlu bir açıklama olarak görüyorum. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olumsuz bir şey olarak görmüyorum. Ama bakıyorum ben mesela Adem Metan Köşe yazısı yazmış. Orada diyor ki kesinlikle görüşülmez. Abi ben Adem burada olsaydı derdim ki bak Ademciğim genç arkadaşım yani biri, bir insanla gö konuşmazsan anlaşamazsın. Nasıl anlaşacaksın yani? Onunla görüşmem, bununla görüşmem. E biz bu meseleyi çözelim. Nasıl olacak? Anlat bakayım bana. Bir sonraki beş köşe yazında anlat ki biz de haberdar olalım. Bugün de yayının sonuna geldik. Kenan Taş taş yemesin diyorsanız, yani bizimle işbirliği yapmak istiyorsanız, bu kanal ayakta dursun istiyorsanız, daha iyi programlar, içeriklerle karşınıza gelelim istiyorsanız, Kenan'a bir, bir e-mail kadar uzaksınız. Ona yazabilirsiniz. Bana da yazabilirsiniz. Gılgamış destanı gibi uzun mailler atmazsanız çok çok sevinirim. Ay sonunda New York'a gitmeye şu an karar verdim. Biraz önce, 5 dakika önce. Ee, bir hafta falan oradan yayınlar yapabiliriz belki. Nasılını konuşuruz, nasıl olacağını. Ee, belki bir buluşma da ayarlarız. En son karpuz kesmiştik şeyde Central Park'ta o kadarını yapmayız herhalde ama. Asansöre binmeyelim de şu cam asansörü ne yaparsak yapalım. Bir bakıyorum YouTube'da ne yazmışsınız diye çok önemli bir şey yazmamışsınız. Kalın sağlıcakla.